Değerli hocam ve sevgili katılımcılar, ikinci Multidisipliner Sinir Bilim Kongremize tekrardan hoş geldiniz. Kongremiz tüm hızıyla devam etmektedir. Ben Sinir Bilim Kongre ekibinden Ayşenur Akbulut, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden Sayın Profesör Doktor Özgür Aydın hocamız, tümce işlemesi göz hareketleri ölçümüne dayalı tanıtlar başlıklı sunumuyla sıradaki konuşmacımızdır. Kongremizde konuşmacı olması bizi son derece mutlu etmiştir. Kendisi sizlerin huzurunda tekrardan değerli vakitlerini ayırdıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam izninizle ben kameramı ve sesimi kapatıp sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. İzleyicisi bol bu şeyden ötürü. Pandemi koşullarının da aslında kötü koşullarda olsa belki de bir avantajı, o da güzel bir şey, olanak. Şimdi ben burada şöyle slaytımı paylaşayım, çok da zaman kaybetmeden. Evet, beni tanıttınız. Teşekkür ederim. Evet, ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dil Bilim Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda disiplinler arası sinir bilimleri ana bilim dalında akademik kuruldayım. Çalışma alanım aslında tabii dil bilim. Ben bir sağlık bilimlerinden değilim ama dil bilimin psikodil bilim, söz dizim, psikodil bilim ve nörodil bilim alanlarıyla ilgileniyorum. Bu çerçevede de tabii dil bilim alana ne katkı sağlar? Neuroscience, yani sinir bilimleri alanlarına bir katkısı olur mu dilin işlemlenmesi çerçevesinde? Bu böyle sunuyu bu kadar geniş tutmak olanaksız olduğu için burada biz daha çok belli bir çerçevede bir cümlenin, tümce derken cümleyi kastediyorum, bir tümcenin processing, yani işlemlenmesini nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir izlence var. Öncelikle dil çok geniş kapsamlı bir olgu. İçinde pek çok şey var. Parçanın olduğu, alanın olduğu bir durum. Dolayısıyla dili işlemlerken farklı düzeyler olabilir. Bu düzeylerin neler olduğunu çok kısa olarak söz ettikten sonra bunun içinde, söz dizimi içinde daha da aslında spesifik bir konuya, bağımlılık, yani iki öğe arasındaki bağlantılara değineceğim. Bunu neyle ölçebiliriz? Burada da yine bir örnek, pek çok ölçüm aracı olabilir ama bunlardan bir tanesini göz izleme, acaba göz izleme ile biz bu ölçümleri yapabilir miyiz? Buna da iki örnek vereceğim. Bir tanesi öznenesne bakışımsızlığı olarak adlandırdığımız bir meslektaşımla yaptığım çalışma. Diğeri de yine bir başka meslektaşımla yaptım. Bu sefer göz hareketleri değil, göz bebeğiyle bunu ölçebilir miyiz? Bu ikinci örneği zaman yeterse değineceğim. Evet, düzeylerden başlayalım. Dil Hocam, işlemle... kusura bakmayın böldüm ama ekranınız gözükmüyor şu an. Bir Öyle, ben tekrardan deneyebilir misiniz ekran paylaşmayı? slaytları paylaştım ama aslında orada tekrar paylaşayım. Evet. Şimdi Şimdi geldi hocam. görüyoruz hocam. Geldim. Evet. O zaman Kusura bakmayın hocam evet, böldüğüm tamam. için. Paylaşım gerçekleşmemiş ama şu izlenceyi sunacağımı söylemiştim. Bunu geçiyorum. Evet, dil işlemlenmesinde acaba düzeyler nelerdir? Ne tür düzeylerden bahsedebiliriz? Şöyle kabaca ses bilimsel düzey, sözlüksel düzey, yani ses bilim dediğimiz tek tek seslerle ilgili bir işlemlemenin bu boyutu olabilir. Bu seslerin bir araya geldiği sözlüksel bir boyut olabilir. Bunların daha da büyüdüğü ve artık sözcüklerin bir araya geldiği bir boyut ve söylemsel boyut. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Bir örnek alalım. Kitabını okudum tümceyi duyduğunuzu, işittiğinizi varsayalım. Çizgisel bir şey olacaktır. Yani önce kitabını sözcüğünü işiteceksiniz, daha sonra okudum mu işiteceksiniz. Dolayısıyla bu bir bütün olarak processing, işlemleme gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla ilk işlemlemenin başlangıcı kitabını sözcüğü üzerinde olacak. Bu da tabii burada neden bahsediyoruz? Milisaniyelerde gerçekleşen bir
aktiviteden bahsediyoruz, zihinsel bir olgudan bahsediyoruz, bir işlemden bahsediyoruz. Bu zihinsel işlemde kitabının sözcüğünü duyduğumuzda zihnimiz nasıl bir tepki veriyor? Verdiği tepki, ilk tepkisi, ilk processing'i aslında kitabı sözcüğünün ses bilimsel olarak çözmek. Yani burada hangi sesler var, hangi heceler var? O ekranda gördüğünüz bir ses bilimi alfabesi, onunla ifade etmeye çalıştım. Hangi ses birimler, hangi heceler ve vurgu nerede? Önce bunu ve bunlar bir araya geldiğinde seslerde nasıl bir değişim oluyor? Yani doğrudan doğruya sesle ilgili bir çözümleme yapıyor. Bu çözümlemeyi zihin yaptıktan hemen sonra bu sözcüğün artık sözcük olarak leksikal, yani sözlüksel özelliklerini, bu sözcüğün türü nedir? Bu sözcük ad mıdır, eylem midir? Türünden bir takım leksikal özelliklere bakıyor ama onun yanı sıra da bu leksikal özelliklerin anlamı nedir? Yani kitabının sözcüğü ne anlama geliyor? Semantik olarak bir şeyi var mı? Sözlüksel, tabii sözcük anlam bilim açısından bu sözcüğün, bu kelimenin anlamını çözümleme aşamasındayız. Tabii böyle konuşmuyoruz. Yani sadece sözcüklerle konuşuyor olsaydık burada bitecekti konu ve işlemleme de bitecekti. Ama insan dilinin özelliği bu sözcükleri bir araya getirdiği sözlümsel boyut. Sözlümsel boyutta tabii kitabının sözcüğünde biz hemen şunu fark ediyoruz. Kitabı sözcüğünün üzerindeki bu ek birisinin kitabı olduğu çağrışımını yapıyor. Yani parser zihnimizde zihinsel çözümleme bunu yapacak ve buna bir bağlantı, soyut da olsa bir bağlantı kuracak. Aslında yok ama burada da bir ambiguity, yani bir belirsizlik var. Kitabını, onun kitabını diye de okuyabilirsiniz, senin kitabını diye de okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bu boyutta henüz bir karara varamayacak. Yani bu iki seçimden biri, belki bazen daha fazla da olabilir. Dolayısıyla matematiksel bir işlemle bunlar arasında bir hesaplama yapmaya başlayacak. Ve tabii ne yapacak? Bunu kitabını bir şeye bağlayarak, yani sonuçta şu karara varması gerekir. Bahsedilen senin kitabın ya da onun kitabı olduğu kararına varacak ipuçları, beklentileri olacak. Ve tümcenin devamını dinlemeye başlayacak. Bu sözlümsel bir boyut çünkü soyut da olsa bir öğeyle bağlıyoruz bunu ama bağlama işlemi devam edecek ve hiyerarşik olarak devam edecek. Okuma eylemini duyacak, bunun geçmiş zamanına bağlayacak. Bakın bunlar da hiyerarşik olarak olacak. Yani neyi neyle bağlaması gerektiğini, bunlar arasındaki ilişkileri sürekli hesaplayarak gidecek ve bu hesaplama işi de çok kısa sürede, yani bir saniyenin altında geçen bir şeyden bahsediyoruz. Daha sonra kişiyle bağlayacak. Kişiyle bağlayınca şuna karar verecek. Ha, bu tümcenin öznesi o zaman soyut olarak bendi. Burada bir şey yok, belirsizlik yok. Buna karar verecek. Şimdi ben kitabı okuduğumda hala kitabının kimin kitabı olduğuna ilişkin bir belirsizlik var. Dolayısıyla sözlümsel düzeyde bazen gördüğünüz gibi buradaki gibi çok da basit bildiğimiz sıradan bir tümcede bize yanıt veremiyor, belirsizliği çözemiyor. Dolayısıyla belirsizliği çözmek için bağlam gerekecek. Burada iki kişi konuşuyor, A kişisiyle B kişisi. B kişisi kitabını okudum diyor. A kişisi eğer Sabahattin Ali'yi tanır mısın dediyse ve siz de B kişisi de ya da siz Sabahattin Ali'yi tanır mısınız dediğinizde, karşınızdaki kişi kitabını okudum dediğinde artık bu belirsizlik ortadan kalkacak ve ne yapacaksınız? Söylemsel düzeyde, yani bir önceki tümceye daha önce söylenen ya da bağlam konuşulan ortam, buna göre bu o öğesini Sabahattin Ali'ye bağlayacaksınız. Ve senin olmadığı kararını vereceksiniz ve dediğim gibi bunlar böyle burada anlattığım kadar uzun sürede gerçekleşmiyor. Çok kısa bir şekilde kitabını okudum dediğinizde neyi nasıl anlıyorsunuz onu özetlemeye çalıştım. Bu tabii nedir? Aşağıdan yukarıya işlemleme. Çünkü ses bilim, yani bottom-up bir processing'den bahsettik. Ses bilim, sözlüksel düzey, sözlümsel düzey diye
genişleyen bir düzey. Ama aslında biraz önce söylediğim çerçevede baktığınızda yukarıdan aşağı işlemleme de gerçekleşiyor. Niye? Çünkü siz bu tümceyi duyduğunuzda zaten Sabahattin Ali'yi tanır mısınız söyleme girmişti. Ve dolayısıyla söylemsel düzeyden siz bir şey aldınız, tanıt aldınız ve dolayısıyla kitabını sözcüğünün aslında kimin kitabı olduğunu, senin değil de onun kitabı olduğu bağlantısını rahatlıkla kurabildiniz. Yani işlemleme hem aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağı biçimde düzenleniyor diyebiliriz. Şimdi burada biraz daha özel bir konuya girelim. Aslında bir önceki slaytta onun öğesinin Sabahattin Ali'ye bağlanması şunu gösteriyor. Öğeler arasında ilişkiler var. Sadece bununla değil, onun sözcüğüyle kitabını sözcüğü, okudumdaki M ile ben arasındaki sözcük arasında bazı bağımlılıklar var. Yani çizgisel olarak sıralasak da sözcükleri, bunlar böyle bir sözcükler yığını değil tümce. Tümce'de sözcükler arasında bir takım bağımlılık ilişkileri var. Burada farklı bir bağımlılık ilişkisine örnek vereyim. Şöyle bir tümce düşünün. Genç avukatın güvendiği, öbek pardon tümce değil, daha tamamlanmamış. Genç avukatın güvendiği kadın. Biz bunu zihnimizde algılarken şunu biliyoruz. Kadın üyesi her ne kadar güvenmek eyleminin arkasında olsa da, ardından gelse de aslında onun nesnesi. Yani biz kadın sözcüğünün o T ile gösterdiğim trace diyebiliriz. Yani iz ya da sessiz kopya diyebiliriz. Orada üretildiğini ama daha sonra bir nedenle eylemin arkasına taşındığını, güvendiği sözcüğün ardına taşındığını biliyoruz. Dolayısıyla yine bu tümceyi işlemlerken bu iki öğe arasında bir bağımlılık ilişkisi kuruyoruz ve diyoruz ki kadın sözcüğü aslında avukatın güvendiği tümceyisinin bir nesnesidir ve orada bir boşluk vardır. Bu boşlukla kadın, yani dolgu diyelim buna, dolgu ile boşluk arasında bir yapısal bağımlılık kuruyoruz. Ve bu da bir tabii ki ne gerektiriyor? Bir işlem gerektiriyor, zihinsel bir işlem gerektiriyor. Bu nasıl ilerliyor? Bakın aslında yine soldan sağa tümceleri okurken genç avukatını duyduğumuz anda ne yapıyoruz? Aslında bir tahminde bulunuyoruz. Genç avukatın öbeğinde diyoruz ki bu ne olabilir? Bunun üzerine ın eki geldiğine göre bir tahminimiz olacak. Bunlar bir hesap. Bu hesaba göre olasılıkları zihnimizde hesaplıyoruz ve diyoruz ki belki de genç avukatın kardeşi. Yani bu tümcenin henüz, bu öbeğin henüz bir buna ilgi tümceci diyoruz bunlara. Genç avukatı güvendiği kadın. Hangi kadın? Genç avukatı güvendiği kadın. Hani bu tür İngilizce'de relative clause diye geçen tümce türleri. Dolayısıyla bir kararımız yok genç avukatın aşamasında. Bu tümcenin tamamı hakkında. Nerede ortaya çıkacak? Aslında güvendiğini duyduğumuzda, güvendiği sözcüğünü duyduğumuzda bir potansiyel boşluk aramaya başlıyoruz. Çünkü tümcenin nesnesi yok. Nesnesi olmadığına göre bir de dık eki var. Bu da bizim için bir ipucu. Artık bir beklentimiz gerçekleşiyor ve bu beklentiyi aramaya başlıyoruz ve tümcenin devamını oluşturuyoruz ve kadın sözcüğünü duyduğumuzda dolgu tamamlanıyor ve kadın sözcüğüyle o boşluk arasındaki bağlantıyı kuruyoruz. Ama aslında şu aşamada bir işlemleme tamamlanıyor çünkü beklentimiz, yani bunun bir nesnesinin eksik olduğu bilgisine sahibiz. Buna artımlı işlemleme diyoruz. Yani işlemleme böyle bir bütün olarak değil, sözcüğü duyarken, işitirken soldan sağa doğru, çünkü çizgisel bir doğası var dilin bu anlamda, mecburen öyle. Önce genci, sonra avukatı duyacağız ve bu sırada da sürekli işlemleme yapacağız. Biz işte bu işlemlemeleri, yani bu aşamayı ölçebilir miyiz? Bu aşamada ne oldu zihinde, ölçebilir miyiz? Bunu merak ediyoruz bilimciler olarak. Peki neyle ölçebiliriz? Aslında biz bunları, bu tür örnekleri çok çeşitli şekillerde ölçüyoruz da.
Bunlardan mesela MR çekebiliriz. MR görüntüleriyle beyin görüntüleme tekniklerini kullanabiliriz. Elektrofizyolojik tepkileri ölçebiliriz gibi pek çok şey var. Ama çok basit aslında, bir soru soralım. Gözlerden okuyabilir miyiz bunu? Yani gözler bize acaba bu tümcenin artımlı olarak her bir aşamasında neler olduğunu, zihnimizde nasıl bir işlem gerçekleştiğini söyleyebilir mi? Bunu da diyebilimciler çok merak ediyor ve bunu aracı kullanarak, yani gözleri kullanarak zihnin içinde dilsel işlemlemeye ilişkin ne tür süreçler gerçekleşiyor? Bunu ölçüyor. Burada tabii bir varsayım var ki bu varsayımı da hala tartışıyoruz. Yani doğru mu, gerçek mi? Bunu da ölçmemiz gerekiyor. Ölçenler de oluyor. Bu şu: eğer fiksasyonlar, daha uzun fiksasyonlar varsa, bu daha uzun, daha fazla çabayı gösterir. Daha fazla çabada daha fazla bilişsel işlemleme demektir, kognitif prosesidir. O zaman biz fiksasyonların sürelerini ölçersek, buradan bir takım sonuçlara varabiliriz diyoruz. Aslında basit bir ölçü. Nasıl ölçüyoruz? Göz izleme aracı araçları var ve bunlar artık ulaşılabilirliği kolay olan şeyler. Gözlerin konumunu belirliyor. Nasıl belirliyor? Korneal yansıması kullanarak göz bebeği hareketlerini bir kamera, ama yüksek çözünürlüklü bir kamera, ölçüyor, izliyor. Tabii bunu ölçmesi için X, Y, Z koordinatlarında kişinin ekrana olan uzaklığı X, Y koordinatlarına göre bir hesaplama yapıyor. Bunun için kalibrasyon yapmak gerekiyor. Yani deneyi oturtturduğunuz noktada acaba hangi noktaya bakıyordu? Bunu kalibre ettikten sonra kızıl ötesi ışınla bir yansıma elde ediyorsunuz. O yansıma, korneal yansıması elde ediyorsunuz. Altta şemada gördüğünüz gibi, resimde gördüğünüz gibi göz bebeğinin çapını hesaplayarak göz bebeği konumunu belirliyor ve dolayısıyla sözcükleri, hatta harfleri ölçmeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi kalibrasyonun hassasiyetine bağlı olarak bu değişir. Algılama da buralarda. Hızlı geçeyim, süreyle ilgili bir şey olabilir. Evet, burayı birazcık daha geçiyorum, sonra da olmazsa bahsedebiliriz. Göz hareketleri nasıl işliyor? Göz hareketleri aslında bir tümceyi okurken altta gördüğünüz gibi bir noktaya odaklanıyor fiksasyon. Orada daha sonra dikkate göre, yani sağda aslında bir şey olduğunu fark ediyorsunuz, bir sözcüğün hemen sağında. Oraya zıplıyorsunuz diyelim. Gözünüz zıplıyor aslında. Aslında şeyinde tam sakatında şeyi bu. Nerede olduğunu, neyin olduğunu ve nerede olduğunu bir şeyin, herhangi bir olgunun çözümlemeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir dikkatle de ilgili bir şey, dikkatin yönüyle de ilgili bir şey. Dolayısıyla zayıf, kumral, genç avukatın derken, avukatını okurken yanda güvendiği sözcüğünü odaklanmıyorsunuz. Oraya bir fiksasyon yok, ama biraz sonra oraya bir sakat gerçekleştiğinde odaklanmış olacaksınız. Peki bu nedir? Aslında bildiğiniz fovea alanı, 2 derecelik bir açı. Çok küçük bir şey, kısmı görüyoruz tümcede. Yani biz tümceyi okuduğumuz zaman o tümcenin her yerini görme imkanımız yok. Bu çok kısa bir sürede, işte 200 milisaniye, 300 milisaniye her bir sözcük üzerinde durarak ilerleyen bir süreç. Ve bu 2 derecelik açı, ama parafovea alan daha geniş bir açıyı gösteriyor. Ve buradan da tabii o sözcüğün, o odaklandığı noktanın çevresine ilişkin bir algılama gerçekleşiyor. Okumada bunun şeyi, sağda hemen gördüğünüz gibi derece azaldıkça görme azalıyor. Aynı şekilde de bu ışın şiddetiyle, yani keskinlik azalıyor. Işın şiddetiyle de ilgili, ışın şiddeti azalınca açı az da olsa görme keskinliğinin düşük olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Ama burada oldukça düşük, çünkü ışık
az ama keskinlik gördüğünüz gibi burada 1.1'e kadar artmış. Kaçta? 2 derecede aşağı yukarı böyle bir keskinlik var. Evet, bu bir çukur bildiğiniz gibi. Oradaki hücreler daha yoğun görmeye ilişkin zaten o şeyde ondan. Yani fovea alanının keskin görüşü de bununla ilgili. Dolayısıyla fovea alanına, görme alanına alınıyor herhangi bir sözcük, dikkati çeken sözcük. Ama ne yapıyorsunuz? Bu iki derecelik açı dışındaki paravoveal alanda da bir takım görme olguları devam ediyor. Çünkü bunu nasıl saptayacaksınız? Yani Türkçe'de tabii soldan sağa doğru okunduğu için Latin alfabesinde sağa doğru bir hareket olacak. İşte bu hareketler, bu küçük hareketler, parafoveal alana geçen küçük hareketlere sakat diyoruz, biliyorsunuz bunu. Bu sakatta göz yeni bir bölgeye aktarılıyor. Hızı da çok şey aslında. Yani 100 milisaniye, 80 milisaniye, 50 milisaniyelik hareketler. Tabii bu dilde daha da düşük çünkü sözcükler arasındaki alan çok çok kısa. Bunun dışındakiler fiksasyonlar, sabitlemeler dedim ben. Ama siz sakat ve fiksasyon diye biliyorsanız öyle de devam edebiliriz. Evet, sabitlemeler yani bir sabit bir nesnenin üzerindeki fiksasyon ölçeğimiz şeyi de bu zaten. Fakat aslında bu da tam bir durma noktası değil. Burada da titremeler, kaymalar ya da mikro sekmeler, küçük küçük hareketler, mikro sakatlar gerçekleşiyor. Ama makinede biz bunları belli bir kesme noktasının üzerindekileri sekme olarak hesaplatıp bu kesme noktasının altındaki küçük hareketleri sabit olarak, fiksasyon olarak görüyoruz. Bu şemada gördüğünüz gibi bakın aslında pek çok hareket var ama biz bunun hepsini bir fiksasyon olarak almak durumundayız. Bunun diğerlerine de sakat adını veriyoruz. Evet, işte bir örnek nasıl ölçtüğümüze ilişkin. Burada bir sözcükler üzerine çok hızlı hareketler var. Gördüğünüz gibi geri dönüşler var. Bunları da hesaplamak gerekiyor. Oraya niye geri döndü? Belli bir alanda ne kadar kaldı? Bunu hesaplayabilmek için tabii bu bir tümce ekrana bu şekilde geliyor. Biz bunu ilgi alanlarına bölüyoruz. Bu ilgi alanları içindeki fiksasyon sayılarını, fiksasyon sürelerini hesaplamaya çalışıyoruz. Mesela ilk sabitleme dediğimiz, ilk first fixation dediğimiz şey bir alana girdiğimdeki ilk fiksasyonun süresi. Ama ilk geçiş söz gelimi şu alana 5 numaralı fiksasyon ve 6 numaralı fiksasyonun toplamını alıyoruz. Burada toplam geçirdiği süre ise ilk geçiş adını veriyoruz. Dolayısıyla bunların ayrı değerleri var. Tek bir fiksasyonla toplam fiksasyon arasındaki farklar. İkinci geçiş ise bir öğeye geri dönüp orada ne kadar zaman harcadığına bağlı. Şimdi bakışımsızlık üzerinde biraz duralım. Özne nesne bakışımsızlığı. Biraz önceki örneklerin İngilizceleri üzerinde duralım. Nasıl işlemliyoruz? The woman trusts the lawyer. Ve aslında eğer ben İngilizce'de bunu ilgi tümceciğine çevirecek olsaydım, the woman'ı tümcenin başına taşıyıp araya who getirip bir şey, the woman who trusts the lawyer şeklinde ilgi tümceciği, özne ilgi tümceciği elde edecektim. Peki nesne ilgileştirmek istediğimde bakın çok daha farklı, daha aslında zor bir işlem. Çünkü the woman nesne konumunda, trust'ın hemen sağında. Dolayısıyla bunu tümcenin başına getirip bir işlem yapacaktım, taşıma işlemi. Burada merak ettiğimiz şey, hani bağımlılıktan bahsettik ya, yani bir trace'le, o izle, the woman arasındaki ilişki nasıl kuruluyor? Literatür şöyle diyor. Bu iki tümceyi biz göz izlemeyle ya da başka pek çok ölçüm yapılmış. ERP
deneyleri mesela, elektrofizyolojik deneyler. Pek çok, altta da gördüğünüz gibi Almanca, Hollandaca, İngilizce pek çok dilde yapılmış. Şunu bulmuşlar, özne ilgi tümcecikleri daha kolay işlemleniyor. Nesnede daha zor bir, daha çok mesela göz izleme olsaydı daha çok fiksasyon elde etmiştik. Neden bunu böyle yapıyoruz sorusu dil bilim için önemli. Bu da şu olabilir diyorlar. Bu izle öğe arasındaki uzaklık bunu belirler. Niçin? Doğrudan doğruya çalışma belleğiyle ilgili bir şey. The woman'ı aklında tutuyor kişi, zihninde tutmak zorunda. Bunu izi bulana kadar taşıyacak zihninde. Ama ikincisinde nesne ilgi tümcesinde bu yol daha uzun. Yani the woman'la izi arasındaki yol ya da aradaki öğeler, bunları sayıyorlar, daha fazla. Dolayısıyla özne ilgi tümcesi daha kolaydır diye bir sonuca ulaşıyorlar. Ve bunu bu şekilde açıklıyorlar. Bazıları da bununla hiç ilgisi yok. Bu aslında İngilizce'de zaten the woman'ı öne taşısanız da İngilizce özne eylem nesne dilidir. Dolayısıyla bir farklılık olmaz idi. Yani dizilişte bir farklılık yok ama diğerinde fark var. Diziliş İngilizce'de değiştiği için nesne zor diyorlar. Türkçe'de baktığımız zaman bize Türkçe ilginç bir takım ipuçları veriyor bu hipotezler üzerinde. Ya da bu iddialar üzerinde. Çünkü Türkçe'de öğeler sola değil sağa taşınıyor. Aynı şekilde nesne ilgileştirdiğimizde yine sağa taşınıyor. Bu taşımada tam tersine Türkçe'de özne ilgi tümcesinde iziyle öğe arasındaki uzaklık artarken nesne de azalıyor. Yani o zaman acaba Türkçe'de tersine bir sonuç mu elde edeceğiz? Sözcük dizilişine baktığımızda bir fark yok. İkisinde de sözcük dizilişi bozuluyor. Çünkü Türkçe'de özne nesne eylem dizilişi. İkisi de temel diziliş değil. Yani İngilizce'de söylenen etkileri burada göremiyoruz. Ya da eğer görüyorsak birinci etkiyi, nesne ilgi tümcelerinin daha kolay ediniliyor olması gerekir. O zaman böyle bir soru sorabiliriz. Türkçe'de de gerçekten böyle mi? Yani Türkçe dememize gerek yok. Türkçe gibi sağa taşınan dillerde de böyle bir durum var mı? Bunu test etmek için tabii Türkçe'de şöyle bir durum var. Soldan sağa doğru işlemlemede güvenen ve güvendiği sözcüklerinde işlemlemeyi ölçebileceğiz. Çünkü burada ne olduğu artık ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkmadığı bir yapı da alalım ki bunu da ölçebilelim. Onun için şöyle bir yapı da aldık biz. Kadın avukata güveniyor. Avukata güveniyor kadın. Türkçe, böyle bir şey, yani tabii çok kötü seslettim. Avukata güveniyor kadın. Ya da avukat güveniyor kadına. Bakın burada yine aynı uzaklıklar söz konusu. Ama burada işlemlemeye ilişkin, yani taşımaya ilişkin bir ipucu yok. İpucu nerede? Kadına kadar gitmek zorunda. Böylece biz eylem üzerinde ya da ad üzerindeki işlemlemeyi Türkçe'de ölçebiliriz. İngilizce'de ya da diğer dillerde ölçemediğimiz bir şeyi Türkçe üzerinden bir tanıt getirebilir miyiz? Evet, bakıyoruz tanıtlara ve aslında Türkçe'de en son söyleyeceğimi önce söyleyeyim. Özne, tıpkı İngilizce gibi, özne ilgi tümceleri nesne ilgi tümcelerinden daha kolay. Yani İngilizce'de alınan sonucun aynısını Türkçe'de de alıyoruz. Ama şöyle sonuçlara hızlıca bakalım. Bakın en baştaki kırmızı olan zaten 0.001 yüksek derecede anlamlılık göstermiş. Nesne ile özne arasındaki fark ilgi tümceciklerinde nerede? Eylem üzerinde. Çünkü eylemde böyle bir ipucu vardı. An eki ve dık eki. Oldukça artmış. Bakın ada geldiğimizde, kadın sözcüğüne geldiğimizde anlamlılık azalmış ama hala anlamlılık var. Bu spillover etkisi, yani bir bakıma işte taşma etkisi Türkçe dediğimiz nedir? Şöyle bir şey olmuyor. Güveneni işlemledikten sonra gözümüz kadın sözcüğüne geldiğinde, fiksasyon geldiğinde artık güvenen sözcüğüne ilişkin işlemleme bitmiş değil.
hala güvenen sözcüğüne ilişkin işlemleme devam ediyor. Buna spillover, yani taşma etkisi diyoruz. Buradaki işlemlemenin kadın sözcüğünde de yansıması. Bakın burada açık bir şekilde bir spillover etkisi görüyoruz. Dolayısıyla hem burada özne ilgi tümceciğinin nesne ilgi tümceciğinden daha kolay işlemlendiğine ilişkin elimizde bir tanıt var. Peki güvenen değil de güvenliyor sözcüğü olsaydı, yani eylem üzerinde nesne ya da özneye ilişkin bir ipucu olmasaydı buradaki gibi ne olacaktı? Bakın, ipucu olmadığında şu ikincisi herhangi bir anlamlık yok. Çünkü parser, çözümleyici, zihinsel olarak bu ikisi arasında bir fark göremiyor henüz. Bir ipucu yok. Neyi beklemek zorunda? Kadın öğesine beklemek zorunda. Kadın öğesine bakıyoruz. Bakın, anlamlılık çıkmış. Yine burada da özne ile nesneyi karşılaştırdığımızda özne ilgi tümceciğinin nesne ilgi tümceciğine göre, pardon ilgi değil, çalkalamalı tümce, başka bir tür tümce, daha kolay işlemlendiğini görebiliyoruz. Evet, yani bu o zaman bize ne gösterecek? Peki bunu nasıl açıklayabileceğiz? Çünkü İngilizce'de ki durumun tersi var, tersiydi. Şöyle tekrar slide hatırlarsak, İngilizce'de özne ilgi tümcecikleri daha yakın, nesne tümcecikleri daha uzunken, Türkçe'de hatırladığınız tam tersiydi. O zaman biz bunu başka bir yolla açıklamak durumundayız. Burada İngilizce ile Türkçe'nin aslında evrensel olarak birbirinden ayrılmadığı, yani çizgisel olarak farklı olsa da, yani sağa ya da sola taşınsa da, yapısal olarak evrensel diye bilgisinin bize bir şey söylemesi lazım. Yani özneler her zaman, ister sağa taşıyın ister sola, daha kolay işlemleniyor diyecek bir evrensel, tüm dilleri açıklayan bir açıklamaya düşünmemiz lazım. Onun için şöyle bir şey düşünelim. Kırmızı kalem kutusu. Kırmızı kalem kutusu dediğimde eminim pek çoğunuz böyle bir şey anlayacaksınız. Yani kırmızının aslında kalemler değil de kutu olduğunu algılayacaksınız. Ama biraz zorlarsanız şöyle bir şey düşünürseniz, daha obsesif bir kişi ne yapıyor? Kırmızı kalemler için ayrı kutu, mavi kalemler için ayrı kutu, sarı kalemler için ayrı kutu düzenliyor. Böyle bir takıntısı var. O zaman şunu da anlamaz mısınız? Kırmızı kalem kutusu. Yani kırmızı kalemler için olan kutu. Dolayısıyla kırmızı kalem kutusu aslında belirsiz bir yapı. Yani çizgisel olarak bize bir şey söylüyor ama aslında belirsiz olması nedir? İki ayrı anlama da gelebilir. Zorlarsak ikinci anlamı da elde edebiliriz. Elbette hepinizin zihninde bu birinci anlam daha önde, bunu tahmin edebiliyorum ama ikincisi de çok rahat söylenebilir. Peki bu iki farklı anlamı yaratan şey nedir? Zihinsel olgu nedir? Aslında bunun arasındaki çizgisellik bunu göstermiyor gördüğünüz gibi. Kırmızı kalem kutusu aynı şekilde diziliyor ama yapısal ilişkileri farklı. Buradaki ilişki, kalem kutusu önce birleşiyor. Kırmızı hiyerarşinin daha üstünde, daha sonra eklenen bir öğe. Yani kırmızı kalem kutusunu kapsıyor gibi düşünebiliriz. Burada ise önce kırmızı kalem birleşiyor, kutusu sözcüğü sonra ekleniyor. Dolayısıyla dilin aslında bizim zihnimizde işlemlenmesi çizgisellik değil. Yani soldan sağa sözcükleri proses ediyor olabiliriz ama aslında yapısal ilişkileri zihnimizde kurmaya çalışıyoruz. O zaman bunu böyle açıklamaya çalışalım. Gerçekten biz şunu görmüştük. Özne ilgi tümceciklerinde uzaklık daha fazlaydı. İki sözcük var. Nesne ilgi tümceciklerinde tek sözcük vardı. Ama bu daha kolay işlemleniyor. Bu daha zor işlemleniyordu. Oysa ki burada iki birden daha büyüktür. Bunun daha zor işlemlenmesi gerekir. Ama sonucumuz öyle değil. Şimdi yapısal ilişkilere bakalım. Yani çizgisel ilişki bize bununla ilgili bir cevap veremiyor, yanıt veremiyor. O zaman yapısal ilişkilerden incelediğimiz zaman bunu, biz şunu biliyoruz. Biraz önce kırmızı kalem kutusundaki gibi
Önce avukatla güvenmek birleşiyor. Bir ambiguity de yok burada. Bir belirsizlik de yok. Bununla ikisi birleşiyor. Daha sonra özne birleşiyor. Peki ne oluyor? Özne daha yukarıda sağdaki bir öğeye taşınıyor. Dolayısıyla biz zihnimizde bununla, burada çizgisellikte kadınla izi arasında bir bağımlılık ilişkisi kurarken, bir hesaplama yaparken, burada da aynı şekilde kadınla izi arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Peki burada nasıl oluyor? Burada ise kadın öğesi yukarıya taşınıyor ve dolayısıyla aynı şekilde kadınla izi arasında bir bağımlılık ilişkisi kurmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu, bu ilişkiyle şu ilişkiyi gözden geçirelim. İlkinde arada sadece tek bir öbek var. Peki ikincisinde bu öğe ile bu öğe arasında kaç tane öbek var? Gördüğünüz gibi iki öbek var. Demek ki yapısal ilişkilerde iki öbek olması, yani yapısal bağımlılıkta yapısal ilişkilerin rol oynadığını Türkçe üzerinden söyleyebiliriz. İngilizce bize buna yanıt vermiyordu. Çünkü İngilizce'de ya da diğer dillerde bu çizgisel dizilişle yapısal ilişkiler bir şekilde paralel idi. Ama Türkçe'de gördüğünüz gibi bir karşısallık oluşuyor. Dolayısıyla aldığımız sonuç bunun daha kolay işlemlendiğini gösteriyor ise, o zaman zihnimiz bu bağımlılıkları yapısal ilişkiler üzerinden kuruyor diyebiliriz. Evet, ben bu göz bebeği üzerindeki açıklamaları yapayım mı diye bakıyorum. Belki bir 4 dakikada hızlıca yapmaya çalışabilirim. 36 olmuş çünkü. Orada acaba dedik ayrıca biz başka bir çalışmada, biraz önceki çalışmaları ben şeyde andım mı hatırlayamadım, soyadını söyleyemediğim meslektaşım Zagodiska, Veronika diyeyim. Veronika ile birlikte yaptığımız çalışmaydı bu. Bir başka meslektaşımla, Pınar Hoca ile, Pınar Uzun Hoca ile de bu bağımlılıkların acaba göz hareketlerine değil de göz bebeği ölçümüyle ilişkili bir şeyi olabilir mi? Yani göz bebeği fiksasyonların ötesinde göz bebeği de buna tepki verebilir mi? Bunu merak ettik. Burada tabii hem bir öğeyi sağa taşıdık hem de ona bozuk olarak bir odak vurgu verdik. Şu tübce bozuktur. Bu Asterix'te bozuk olduğunu gösteriyor. Çocuk uçakta unuttu bavulu. Bunu şöyle ses etmek zorundasınız. Çocuk uçakta unuttu bavulu. Ama eğer buraya vurgu verirseniz tümce bozuktur. Dolayısıyla göz bebeğini biz yazılı değil de işitsel uyaranlarla verebiliriz. Dolayısıyla işitsel uyaranlarda burada göz bebeği ölçümü alarak acaba öğenin arkaya taşınması ve bunun odakta olması, vurgulu olmasının bir etkisi var mıdır? Aslında daha önce biz bu konuda bir ölçüm aldık. Bir EEG deneyiydi, ERP deneyiydi. Elektrofizyolojik ölçümler aldık ve bir potansiyel bulduk. Arkaya taşındığında odak bozuk olduğunda bir CPS etkisini aldık. Buradan yola çıkarak da şunu sorduk. O zaman göz bebeğini de ölçelim. Ama göz bebeği sempatik parasempatik aktivitelerle göz bebeğinin genleşmesini etkiliyor o iki kas ile. Peki bunlar nedir? Bunlar zaten aslında daha çok işte duygu durumu, cinsel uyarım, dikkat ve karar verme ile ilgili. Ama literatürde göz bebeği işleyen bellek, yani working memory ve bilişsel yükle de bağlantılı bir takım sonuçlar veriyor. Yani bilişsel yükün artması göz bebeğinin genleşmesini, aynı şekilde işleyen bellekte genleşmesini ne ilişkin tepkiler verdiğini gördük. O zaman biz bunun ölçümünü yapalım dedik buradan yola çıkarak. Ve 4 tümce oluşturduk. Yolcu uçakta unuttu bavulu. Bu düzgün bir tümce. 3 tane de bozuk tümce karşısına koyduk. Yolcu uçakta unuttu bavulu. Bakın bozduk. Yolcu uçakta unuttu bavula. Sözlümsel olarak bozduk. Yani aslında yine burada bir bağımlılık ilişkisi var. Bir durum ekiyle eylem arasında bir bağımlılık kuruluyor ve bu bozuk bir bağımlılık oluşturuluyor. Burada ise hem vurguyu, yani odağı bozduk, hem de
bu sentaktik olarak bağımlılığı bozdu. Kısacası hem sentaksa baktık. Bu şu demek, prozodik ve sentaks olarak düzgün tümce. Bu ise sadece prozodik olarak bozuk tümce. Bu sadece sentaktik olarak bozuk tümce. Bu da her ikisinin de, yani hem prozodi hem de sentaktik olarak bozuk tümce. Acaba sentaktik olarak bozukluk göz bebeğini etki eder mi? Prozodi etki ediyor mu tek başına? Çünkü alan yazında yine prozodinin tek başına ölçüldüğü çalışma yok gibi bir şey. Biz de Türkçe üzerinden bunu ölçebiliriz diye düşündük. Ölçtüğümüz zaman karşımıza şu çıktı. Bu analizde gördüğünüz gibi prozodi ile düzgün tümcel arasında anlamlık ilişkisi, yani belli bir anlamlık elde edemedik. Fakat sentaktik olarak bozduğumuz tümcelerde aşağı yukarı 1200. milisaniyelerde, yani bu sözcüğü duyduktan sonra 1200. milisaniyelerde göz bebeğinde düzgün tümce ile, yani şu tümce ile sentaks olarak bozuk tümce arasında göz bebeğinde anlamlı bir farklılık gördü. Kırmızı onu gösteriyor. Hem prozodi hem sentaksı bozduğumuzda ise bu anlamlılık daha erken başladı. Göz bebeğinde genleşmesi, yani daha erken başladı ama yine de bir şey var. Bu arada tabii şunu söyleyeyim. Göz bebeğinin genleşmesi gerçekten böyle bir zaman alıyor. Hani şöyle düşünmeyin, niye nesneyi duyar duymaz göz bebeği genleşti? Aşağı yukarı bir 1200 milisaniyenin geçmesi gerekiyor. Yani bir saniyenin geçmesi gerekiyor. Göz bebeği hızlı tepki veren bir şey değil, ölçüm değil. Dolayısıyla böyle geç de olsa bir anlamlık elde edebiliyoruz. Evet, ben biraz süreyi aştım. Çok teşekkür ederim. Umarım dil bilimin bu tümce işlemlenmesine nasıl baktığına yönelik bir takım sezdirimler zihninizde oluşturabilmişimdir. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz de çok güzel ve ilginç bir sunumdu gerçekten. Bu keyifli ve bilgilendirici sunumun ardından eminim ki merak ettikleriniz de olmuştur sayın katılımcılar. Form aracılığıyla gönderdiğiniz soruları hocamızla elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Şimdi izninizle hocam ben soru cevap kısmına geçebilir miyim? Tabii, lütfen. Tamamdır. Çok soru gelmiş. Hocam ilk sorumuzu alıyorum. Sadece tek dil bilen insanların konuştukları dil ile anlama kapasitesi arasında bir ilişki var mıdır? Örneğin sadece Türkçe bilen birisi, Türkçenin konuşulması ve çözümlenmesi daha zor bir dil olduğundan dolayı sadece İspanyolca bilen birisinden daha iyi çözümleme ve daha iyi anlama yeteneğine sahip olabilir mi? Bir başka dili değil de birinci dilini edinirken anladığım kadarıyla bu soruya net olarak diyebilirim hayır diyor. Çünkü aslında böyle bir şey var, Çince, İspanyolca değil de mesela Çince oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Böyle bir algı oluşabiliyor. Yani Çince bu kadar zorsa o zaman birinci dilini edinen kişi, Çinliler, daha dillerini geç edinmesi gerekir. Ama öyle değil. Bizler Çin'de doğmuş olsaydık Çince'yi aynı hızda, aynı şekilde edinecektik. Yani zihinsel olarak zihinsel dil bilgisi, zihnimizdeki dil bilgisi evrensel olduğu için bizim yaptığımız sadece bu farklılaşmaları, küçük varyasyonları, parametreleri nasıl bir değişim sergilediğini çözmeye çalışmak. Onun ötesinde bir şey değil. Dolayısıyla hiçbir fark yok. Yani İspanyolca edinenle Türkçe edinen arasında fark yok. Ama şu var, ana dil İspanyolca olup Türkçe edinenle ana dili söz gelimi Macarca olup Türkçe edinen arasında, ya da ana dili Türkçe olup İngilizce öğrenenle ana dili Türkçe olup Macarca öğrenen arasında fark var. Çünkü öğrenilmiş olan bilgiler ikinci dil edinimi sırasında etkili oluyor diye kısaca özetleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Sonraki sorumuza geçelim.
Hızlı okuma becerisinde kazanılmaya çalışılan yetenek gözün fiksasyon sürelerinin azaltması mıdır? Fiksasyon süresiyle beyindeki işlem yoğunluğu doğru orantılı olduğuna göre yapılan şey aslında daha az sürede daha yoğun işlem yapabilme becerisi midir? Yani ben hızlı okuma üzerinde çalışmadım ama hani şöyle bir tahminde bulunabilirim sadece. Doğru, fiksasyon sürelerini kısaltma becerisinin ötesinde bu vardır mutlaka. Mesela regression'ı azaltmak, regression dediğimiz geri dönüşleri mümkün olduğu kadar azaltmak. Bu beceriyi elde ediyorlar. Üçüncü bir şey de yani fiksasyon, evet, regression yani geriye dönüşleri azaltma. Üçüncü de prediction yani tahmin. Bir sonraki yapının ne olacağını tahmin ederek ilerleme becerisini sağlama. Yani biraz önce dedim ya, bir sözcüğü görüyoruz, arkasına ne geleceğini tahmin ediyoruz. Bu bol okumayla aslında bazı şeyleri de başka yetenekleri de kullanarak, dil dışı yetenekleri de kullanarak hızlandırmak mümkün. Tahminin böyle bir yol izleniyor ama çalışma alanıma girmediği için bunun dışında da bir takım becerileri geliştirme yöntemleri kullanıyorlardı mutlaka. Teşekkür ederiz hocam. Şöyle demişler, bir çocuğun konuşmaya başlama süresinde ana dilinin kompleks yapısı önemli midir? Örneğin daha kolay gramer ve daha zor gramer kurallarına sahip iki dilin çocuklar arasında sözel anlamda gelişimsel bir fark var mıdır? Aslında birinci sorunun hemen hemen aynısı, evet. Yoktur. Yani çünkü komplekslik göreceli bir şey. Yani bir dilin kompleks olması, dil bilgisinin kompleks olması nereden baktığınıza bağlı. Hangi pencereden bakıyorsunuz? Türkçe penceresinden baktığınızda bir başka dil kompleks gelebilir. Ama başka bir pencereden söz gelip çok aslında basit bir örnek vereyim. İngilizce eğer Türkçe'ye bakarsa ad durum ekleri açısından çok kompleks gelebilir. Ama bir Macar, ana dili Macarca olan ya da ana dili Fince olan birisi Türkçe'de ad durumlarına bakarsa çok da basit gelecektir. Çünkü kendi dilindekinden çok daha az durum var. Ama bir dil diğerine göre kompleks değildir. Biz dili evrensel dil bilgisinde, daha doğrusu evrensel görüyoruz. Yani diller arasında dil bilgisel farklılıklar sadece parametrik farklılıklar. Onun dışındakiler temel dile ilişkin olarak bir farklılık yok. Onun için de çocuklar aynı sürede ediniyorlar. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuzu alalım. George Orwell'in 1984 adlı distopik romanında olduğu gibi kelimelerin çağrışım özelliklerini kısıtlayarak insanların düşünme kapasitelerini azaltabilmek gerçek hayatta da mümkün müdür? Mümkün müdürün ötesinde mümkündür geleceğe yönelik bir şey aslında yapılıyor mudur dersek, aslında bunun farkında olmadan da bunu yaşıyoruz. Yani kavramsal bir takım sözcükleri ilişkin bize dayatılan şeyler o kadar dikkatli seçiliyor ki söz gelimi politikacılar olsun, başka alanlarda olsun, bu sizi belli bir yere yönlendiriyor zaten. Bazı ülkemizde de oldu, bazı sözcükler yasaklandı. Bu 1980 romanını tam anlamıyla yaşıyor olmayabiliriz ama ona ilişkin şeyler zaten çok hayal ürünü değildi, bilinen şeyleri yazdı Orwell. Dolayısıyla da bu zaten şu anda Türkiye'de de dünyada da yaşadığımız bir şey bu. Değil mi? Vaka sayısı, ölü sayısı, evet. Şey sayısı, bunları bile söylerken dikkat ederseniz bizi belli bir yere de yönlendiriyorlar. Pek çok şey var bu konuda. Evet hocam, katılıyorum ben de. Bir duruma göre bakalım, bu son sorumuz olabilir çünkü zamanımız kısıtlı. Güzel bir tane seçmeye çalışıyorum. Bayağı bir soru gelmiş. Bu testleri farklı seviyelerdeki dil bilgisi olan insanlara, bir Türkçe öğretmeni, TDK'de bir profesör ya da sıradan bir vatandaş yaptığınızda nasıl farklar fark ettiniz hocam? Evet, bu güzel bir soru. Çünkü bunu söylemedim ama şu önemli.
burada. Söylemediğim şeyi şimdi söyleyeyim. Biz dil bilgisinde edinç ve edimden söz ediyoruz. Yani dilin kullanımı ve dile sahip olduğumuz sezgisel bilgiler. Biz burada ölçmeye çalıştığımız şey kullanım değil. Aslında bunun için de bu tür araçlar kullanıyoruz. Göz izleme, EEG, fMRI işte gibi, FNIRS, hangi ölçüm olursa olsun bizim istediğimiz şey, ölçmeye çalıştığımız şey dilin kullanımı değil. Dolayısıyla potansiyel olarak aynıdır. Ama biz denek olarak dilcileri almayız. Çünkü yine de bu kadar erken işlemlemeyi ölçsek de şu ihtimal vardır. Bir dil bilimci bu tümcelere ilişkin farklı işlemler yapabilir. Onu bertaraf etmek için almayız. Ama aslında arzumuz şey, bunu hiç işin içine katmadan ölçmeye çalışmaktır. Arkadaşımızın sorusuna şöyle diyebilirim. Evet, aslında fark çıkar. Yani mutlaka bir ölçüm farkı çıkar. Tamam. O zaman son sorumuzu alalım. Kısa tamam. Bir soru var şurada. Japonca, Korece gibi bağlamsal dillerde tümcenin işlenmesi süreci nasıl işliyor? Bağlamsal dil derken acaba Japonca, Korece söz dizimsel açıdan Türkçe ile aynı özellikleri sergiliyor. Yani benim burada anlattığım durumlar Japonca, Korece'de de olacaktı. Zaten biz böyle bir çalışma yaparken, böyle şeyler yaparken hemen Japonca'da ne yapmışlar, Korece'de bunu araştırmışlar mı bakarız. Ki çünkü ben söz ettim ya, sözcük eylemin sonuna taşınıyor. Korece'de de aynı durum geçerli, Japonca'da da aynı durum geçerli. Dolayısıyla Türkçe'den farklı olmazdı. Zaten yaptığımız çalışmalarda da aynı sonucu aldık. Tek fark şu, Japonca ve Korece'de eylem çekimi Türkçe'den farklı. Dolayısıyla eylem üzerinde biz Türkçe'de bu hani özne, nesne, kişi, sayı, bunları görebiliyoruz. Japonca'da bunları göremiyoruz. Ölçtüğümüz yer farklı ama aslında ilişkiler aynı olacaktı. Japonca, Korece. Ama şu anlaşılmasın. Japonca, Korece'nin yazı sistemiyle ilişkili bir şeyimiz yok. Yani onu incelemiyoruz. O farklı bir konu olur. Doğrudan doğru dil bilgisayar olarak Türkçe'ye çok benzer değil bunlar. Çok teşekkür ederiz evet. Hocam sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Arkadaşım belgenizi paylaşacaktı. Hocam Evet. Gördüğünüz katılım belgesini size mail yoluyla ulaştıracağız. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım dil bilimin nasıl bir katkısı olacağı konusunda bir sezdirim yaratmışımdır. Ben sempozyum boyunca, kurultay boyunca herkese başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler hocam. İyi günler size de.